Nazilli de tanıdık. Eşe dostla ben telefon ettim. Hı hı. Haluk Arıcık hakkında ne dersiniz dedim ben. Tabi bunda değişik partili olan arkadaşlar da var. Mesela CHP'li dostlar da var. Valla kardeş dediler, Haluk Arıcık kendi çapında hizmet etmeye çalışıyor dediler. Şimdi bak, bu kadar zorluk var. Alan bu kadar genişledi. Gelir bu kadar daraldı. Ama şimdi bir de vatandaşın hizmet alamama noktasında, yetememe noktasında haklısınız. Ama vatandaş sizden de memnun. Yani. Evet. Şimdi bunun sırrı ne? Biz bunu anlayamadık. Abi, abi şimdi bak Turan abi geleceğim. Şimdi bak önümde var. Şimdi şu önümdeki gördüğüm şu şeylerin hepsi benim büyükşehir yasası çıktıktan sonra Nazilli Belediyesi olarak yaptığım. Bakın biraz önce söyledim. En az 30 tane noktada benim şu an hizmet ağım var. Yani hizmet ağı derken belediyenin normal yapması değil. İnşaatım var. Bir yerde muhtarlık binası yapıyorum. Bir yerde yolu yapıyorum. Bir yerde taziye yapmışım. Bir yerde park yapmışım. Hala yapıyorum. Ama ben bir dönem bittiğinde belediye başkanı olarak Nazilli Belediyesi. Mesela bir şey söyleyeyim. İki kalemde benim. Hiç öyle şey falan yok. Benim biraz önce söylediğim nokta oydu. Ben vatandaşımın adına konuşuyorum dediğimde Nazilli Belediye Başkanı dedim de haklıyım ben. Ben orada var ya dediğim gibi biz ne öz zamanı var ne öz zamanımın şahsında diğer arkadaşlar. Biz şunu istiyoruz. Ben diyorum ki Nazilli Belediye Başkanı olarak Nazilli halkından bir yılda kesilen para iki kalemde 30 trilyon. Ve ben bu 30 trilyon karışının Nazilli dönmesini istiyorum kardeşim. Bak bunun yanında... Ne kadar döndü? Işte dönen noktalara da bakıyorsunuz işte mesela ne oluyor? Yol yapılacak, altyapıyla ilgili birkaç malzeme yapılıyor. Çok daha afaki tamamı böyle yapılmış olan belediyenin büyük hizmet şeysi olarak baktığınız bir şey yok. Zaten onu Nazilli olarak biz de yapıyoruz. Yani mesela geçen gün mesela gazeteci arkadaşlar sorduğunda Özlem Hanım burada şey sormuşlar iftar yemeğine geldiğinde işte iftar veriyoruz ya demiş mesela. Samimiyetimi söyleyeyim 30 trilyon para bende olsun. Ben ben 365 gün iftar yemeği vereyim. 365 gün yemek vereyim. Ben zaten bunu yapıyordum arkadaşlar. Bakın samimiyetimi söyleyeyim. Gidin şurada Karadeniz fırını var. Askıda ekmek var. Benden önce Esat abi zamandan başlayıp askıda ekmek var. Garibansa vatandaş gidip bedava ekmeğini alıyordu zaten. Tamam ulaşım hizmetleri eyvallah. Çok güzel. Bedava taşıyorsunuz. Ekmek var 5 lira ucuz, efendim 5 lira ucuz veriyorsunuz. Ama Nazilli 150 bin nüfus arkadaşlar. 150 bin nüfusta günde şey yapıyor. Bunun yanında biz esnaf arkadaşlarımızı düşünmemiz lazım. Esnaf da bizim insanımız. Ama ben diyorum ki iki kalemde bana da gene sen para 30 trilyon. Bunun yanında benim hali yok. Efendim bunun yanında mezbahı yok. Bunun yanında otoparklarda aldığım para yok. Çevre temizlik vergisini aldığım para yok. Tabela vergisini aldığım para yok. Efendim inşaat yol bozma harcını aldığım para yok. Su parası yok. Bunlar yok. Hiçbir şey yok. Bankasından gelen paranın 1,5 trilyon da. Hayır, onlarla beraber 30 trilyon zaten. Anladım. Bu diğer dedim saydığım kalemler bu 30 trilyon içinde değil. Bunlardan kesilen bir yılda para bu. Ve bunun karşılığını Nazilli istiyor çünkü Nazilli 42'den büyük. Ve ben isterim zaten burada bunu.